Kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayınız demlenene kadar dakikalar içerisinde çok kolay ve çok lezzetli bir kahvaltılık hazırlayacağız. Bunun için karıştırma kabına öncelikle bir su bardağı unu ilave ediyorum. Bir su bardağı sütü un topaklanmasın diye yavaş yavaş ilave ederek karıştıracağım. Pürüzsüz bir kıvam elde ettik. Şimdi bir adet yumurta ilave ediyorum. Yarım çay kaşığı kabartma tozu ve tuz ilave ediyorum. Çırpıyorum. Bir su bardağı dolusu rendelenmiş kaşar peynirini ilave ediyorum. Bu şekilde akışkan bir kıvam elde etmemiz gerekiyor. Asla un ilavesi yapmayın. 26 santim ebatlarında bir tava kullanıyorum. Çünkü yapacağım şeyin ince olmasını istiyorum. Daha küçük bir tava kullanırsanız kalın olacaktır ve bu da lezzetini etkileyecektir. Size tavsiyem büyük bir tava kullanmanızdır. Tavaya 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ilave ediyorum. Şöyle fırça yardımıyla her tarafına sürüyorum. Hazırladığım karışımı tavaya alıyorum. Tavanın her tarafına yayıyorum. Kapağını kapatıyorum ve kısık ateşte pişiriyorum. Bazı kapakların kenarlarında buhar deliği vardır. O deliği kapatmanızı tavsiye ederim. Böylelikle böreğin içi daha güzel pişecektir. Böreğin üzerinde şu şekilde katmanın oluşması böreğin pişmiş olduğunu gösterir. Bu da demek oluyor ki bizim böreğimiz de pişmiş. Şimdi üzerine tekrar sıvı yağ sürüp bir tabağa ters çevireceğim. Gerçekten çok nefis olmuş. Hemen diğer tarafının pişmesi için tavayı alıyorum. Kapatıyorum ve alt tarafının da pişmesini sağlıyorum. Böreğimiz tek kelimeyle harika oldu. İnanın kusursuz bir tarif. Biz çok seviyoruz. İnşallah sizler de severek tüketirsiniz. Hemen bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Hakkında çok fazla bir şey söylememe gerek yok. Görüntü zaten konuşuyor. Size sadece yapmanızı tavsiye ederim. Kaşarlar çok güzel bir şekilde erimiş. Çok güzel bir şekilde pişmiş. Bugünkü tarif ve videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere.